Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Özdağlı. Kanalımın adı Uğur Özdağlı. Tabii Efe Uygaş'tan çal buradan da rezil olalım. Ve karşımızda Samet Saygı. Dur şöyle giriş yapayım. Yine sigara içerken geldi. Hep sigara içiyor biliyorlar. Her zaman sigara içiyor. Bütün sülalesi sigara içtiğini biliyor artık. Artık içmiyorum. Bitti az önce de. Bütün sülalesi... Bütün... Yine hani şey... sigara içtiğini bilse yine iyi bence ama... bütün yaptığı pislikleri de biliyorlar artık. Maalesef. Artık sülalenin örnek gösterilen bir birey değilim. Maalesef. Bu beni çok üzüyor. Çok eğleniyorum şu anda. Evet, üniversite bitince başına neler geldi? Bu arada ilk video için konuşuyorum. Halime güzel tepkiler geldi. Güzel küfür edenler oldu. Ve birisi şey yazmış sana. Halim'in çektiğimiz video işte. İlk video bu serinin. Bu adam ticaret yapacaktı. Esnaf olacaktı. Kanka gözlük satıyordu biliyorsun Halim bir ara. Tabii ki. İşte olmadı. Kanka ya, hayat insanı nereye sürükleyecek hiç belli olmadığı için ya, plan yaparak yaşamak çok saçma gelmeye başladı. Eskiden de öyle yaşıyorduk gerçi de. Hı hı. Kanka üniversite bitirdik. Hiçbir şey oldu mu? Vallahi keşke bitirmeseydik diyorum yani. Boş şu an. Resmen boş. Kanka yani şöyle düşünüyorum ben. Düşünüyorum hani, çok fazla düşünmeye başladım. Çok fazla tekrarlamaya başladım bunu. Şimdi geçmişte yaptıklarımızı şu an yapamayız. Hani belli sorumluluklar almamız gerekiyor ister istemez. Şunu oynatma. Gıcık bir ses geliyor. Bir saniye. Evet, farkındayım. Sistem dışı oluyor kanka. Sandalye, tahta ve çok eski olduğu için. Tamam, evet. Ne anlatıyordum ya? Çok eğleniyorum şu anda. Kanka biliyorsun benim İstanbul'da güzel bir işim vardı. Yani 9-6 çalışmak çok zor geldi bana açıkçası. Öğretmenlik daha kolay geldi. Bursa'ya geldikten sonra ücretli öğretmenlik yapmaya başladım. Hani alışıyorsun öğretmenliğin tadına. Sonra KPSS diye bir dert var tabii. Üniversiteden sonra biliyorsun olduğunu ama tam da böyle şey yapmıyorsun. Çok zor değil diyorsun, yaparım diyorsun. İçine girince haşırtı oluyorsun. Bilmiyorum, şu an çok boş geçiyor yani. Haziran'dan bugüne kaç ay geçmiş? 6 ay oradan. 2-3 ayda buradan, 9 ay falan geçti ama 10 mu olmuş? Bence 10. Yani neyse artık 9-10 fark etmeyecek. 10 ay geçti, çok hızlı geçti bir kere. Üniversite hayatından daha hızlı geçti. Hiçbir şey anlamadım. Şubat ayı hariç çok yavaş geçti Şubat. Bilmiyorum yani, hiçbir şeyin sahibi olamadım. Ya liseyi terk eden arkadaşım kuyumcu açtı, arabasını aldı, diğerleri evlendi, çocukları falan oldu. Öyle oluyor yani. Çok boş geçirdik gibi geliyor ama... Ne bileyim Uğur ya, değerlendirme bile yapamıyorum. O kadar kötü durumdayım. Bu seride bütün herkesi can noktasından vuruyorum. Şimdi Samet, önce eğlenceli başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım kanka hadi. Bir gün bir yerden bir şey duydum ben. Tam olarak nereden duydum hatırlamıyorum. Senden duymadığımı eminim ama. Bana böyle bir haber geldi gençler. Samet araba kazandı diye. Aynen, sana ben söylemedim galiba. Yok, sen gruptan, söylemedin. Yok yok, ben... Gruptan çocuklar yazmış olabilirler. Evet, orada bir yerde duydum ben. Hani arabası moruk falan biraz öğrendim orada da. Sonrası hakkında bir bilgim yok. Neler yaşandı, ne oldu, gerçeği nedir bu olayın? Kanka olay şu. Şimdi benim babamın kuzeninin oğlu evleniyordu. Ben de o ara ücretli öğretmenliğe başladım. Annem aradı, hani çarşıdayım. Küçük altın falan alacağız, gel istiyorsan. Yemek falan yeriz dedi. İyi dedim. Hani gittim bir baktım, pankart asmışlar işte, neydi, payitaht çarşı çekilişleri, işte 10 tane fiyat Ege'ye veriyorlar falan. Payitaht. Biz altın aldık, 8 çekiliş hakkım var bu arada. Ben öylesine, bak yemin ediyorum hiçbir şekilde beklenti yok. Tabii. Hem katılalım, dedim katıldım. Çok iyi. Çok iyi. Gittim katıldım kanka. Ne zaman açıklanacaktı? Aralığın 3'ünde açıklanacaktı şey, çekiliş sonuçları hani. Ben bekliyorum. Aralığın 20'si falan oldu böyle. Dedim ki herhalde verdiler arabayı. Haberim yok çünkü hiç takip etmedim. Beni arayacaklardı çıkınca çünkü aramadılar. Dershanedeyim. Tam telefonum çalıyor. Yabancı bir numara.
açtım telefonu, neyse açamadım, özür dilerim. Mesaj attım, dedim ki dersteyim şu an, çıkınca arayacağım sizi. Bana geri SMS atmış. Sametçiğim, bak Sametçiğim, acil araman gerekiyor, çok önemli. Ben dedim ki herhalde bir tanıdık. Yani başka numaradan ulaştı bana. Aynen. Çıktım dersten aradım, şey, işte ben Umut Çekiliş'ten arıyorum. İsim verdim ama reklam sayılmaz değil mi? Diyor, hayır. Biz de Ege istiyor. Ha, neyse Umut Umut Çekiliş'ten arıyorum dedi. Araba çıktı sana. Ben dedim ki herhalde bizim bu Bursa'dan, liseden arkadaşlar beni trollüyorlar. Biliyorlar muhabbeti. İnanmadım ben. Kapattım telefonu. Adam bir daha aradı beni. Dedi ki Samet Bey dedi, hani inanmıyorsanız eğer şey yapalım, mail falan atalım size. Ya da gazeteden bakın. Neyse atın mail dedim. Attılar mail. Ben hala inanmıyorum. İstanbul'a falan geldim. Haberin var senin. Yani gittim İstanbul'a. Görüştüm adamla. Hani dedim ki tamam, gerçekten bana araba çıktı. İşte bir ay falan bir işlem süresi vardı. Herkesin para yatırması falan istendi. Onu bekledik. Sonra arabayı teslim ettiler. Öyle yani. Ayıptır sorması. Ne kazandın? Fiat Egea kanka. Hayırlı işler. Peki araba yürüyor mu? Nasıl yani? Yürütebiliyor musun bu halsizliğinle yani? Kanka halsizlik değil de ekonomik kriz dersek daha doğru olur. Evet evet, haklısın. Tamam ama bir ara para kazanıyordun sen gereksiz bir şekilde öğretmenlik yaparak. Evet. Burada nokta kanka, koyup şey yapıyorum. Lütfen. Bir saniye. Lütfen. Gereksiz demeyelim. Ben orada emeğimle öğretmenlik yapıyordum ve bilgi en büyük hazinedir. Değeri ölçülemez bence. Kafa sallayışını da görüyorum orada arada. Ben gülmemek için zor tutuyorum. Oğlum. Öğrencilerim beni çok özlüyorlar zaten. Semtin, Uğurcuğum. Semtin asi çocuklarından birisi öğretmen oldu, biliyor musunuz? Ya. Ya. Halim de öğretmen, öyle deme lan. O öğretmenlik yaptın ama abi. O öğretmenler odasında takıldın yani. Ben... Bize bahset onu, bahset. Ay, o öğretmenler odası var ya. Bak yemin ediyorum öğretmenlikten soğutur. Böyle bir şey yok ya. İğrenç. Hani ne kadar yorum yapılmak istense de dışarıdan asla tahmin edildiği gibi bir yer değil. Şunu duydum ya, bak bir öğretmenin, matematik öğretmeninin, öğrenci düşmüş hani merdivenlerden, hani bir iki merdiven, çocuğa şey demiş, keşke ölseydin demiş. Böyle muhabbetlerin döndüğü bir yer öğretmenler odası yani. Ama dışarı gelince de canım cicim. Heh, yani ister istemez. Çoğu zaten öğretmenlerin, en azından benim görev yaptığım okulda, sadece maaşı için öğretmenlik yapıyorlar ve çocuklara gerçekten hiçbir şey veremiyorlar. Buradan da bir sosyal mesaj vereyim. Parası için hiçbir mesleği yapmayın. Gerçekten seviyorsanız yapın o mesleği. Hele ki öğretmenlikse. Sende neler yaşandı? Kanka ilk bir ay şaka gibi geçti benim. Sınıfa giriyorum, 12. sınıf zannediyorlar. Abi. İlk derse girdim. Bir sınıfa şey yapıyorum, hani böyle coğrafya aranız nasıl falan tanışıyoruz. Kızım bir tanesi var. Zaten biliyorsun ben endüstri meslekte görev yapıyordum. Full erkek. Nadiren böyle bir iki tane kız koymuşlar. Kız böyle koşarak öne geldi. Bundan sonra dedi coğrafyayla aram çok iyi falan. Kaldım böyle. Hani ilk defa karşılaştığım bir durum. Öğretmene karşı hiç yapılmayacak hareketlerle karşılaştım falan. Garipti yani. Unutamadığım bir anın var mı ya burada? Kimseyi rezil etmeyelim ama. Unutamadığım bir anım. Dur bakayım. Var. Var 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 var. 10 Kasım'da. Ben 12. sınıfların dersine girmiyordum. Genç gösteriyorum. Bizde de sadece şeyler var. Hani öğretmen kartları. Onu da ceketin montunun içine koymuştum. Çocuğun biri gel sıraya falan diyorum, tamam mı öyle? Çocuğun biri dediğim de 1.90 boy var, hayvan gibi. Geçmiyorum dedi, sen kimsin? Çıkardım kartı böyle, tamam mı? Çocuk en arkaya geçti, sıranın en arkasına. Arkadaşları falan şey demiş, hani git özür dile falan. Ben müdür yardımcısı sana söylemeyi düşündüm çünkü. Bayağı tartıştık tabii. Hani bu kadar kısa değildi. Geldi özür diledi falan. Aradan birkaç gün geçti, yine karşılaştık. Şey diyor, hocam diyor kusura bakmayın diyor, ben sizi çok genç gördüğüm için diyor 12. sınıf 11. sınıf zannettim. O an unutulmazdı yani. Abi, bence haklı çocuk. Kanka haklı ama hayat yani hep yaşlı. Kanka şöyle bir durum evet var. O da var ya, genç o algıyı kırmışsın sen okulda. Kanka genç öğretmenler ister istemez hep boya atandığı için, hani batıya gelen öğretmenler hep 40 yaş üstü oluyor. Çocuk bir görüyor beyaz saçlı öğretmen. Ben gittim 23 yaşında. Hani illa ki şaşırıyor. Ama şöyle bir avantajı var. Hem genç olduğun için hem de hani yeni liseden mezun sayılırsın. 5 yıl falan fark var onlarla aranda.
şeyi anlayabiliyorsun. Hani mesela derste konuştukları zaman herhangi bir öğretmenin verdiği gerizekalılar ne konuşuyorsunuz ya da komik mi söyleyeyim biz gülelim tepkileri yerine daha olumlu tepkiler verebiliyorsun. Bu da hem seni sevmelerini hem dersini sevmelerini sağlıyor. İyiydi yani benim sınıflarım. Yani çocukların o konuşmalarından sıkılmaya başladığını ve çoktan koptuklarını anlıyorsun orada. Hani, evet, ister istemez. Yani orada WhatsApp'ı merak ettikleri işte Twitter'da neler döndüğünü. Vay be. Ya kanka herkes öğrenci ve çoğu zaten zorla gönderiliyor okula. Hani konuşuyordum ben öğrencilerle bayağı dertleşiyordum. Ben diyor hani okumak istemiyorum diyor ama mecbur hani aile baskısıyla geliyorum buraya. Bir şey diyemiyorsun çocuğa hani dersi zorla da dinlettiremezsin. Videon dondu. Şu an kanka şarjım bitiyor o yüzden takarım birazdan. Zaten kapatacağız ya fazla uzatmayız. Öyle yani Uğur. Vay be ondan sonra ne oldu kovdular mı seni? Kanka kovma değil zaten ben ayağı kırılan bir öğretmenin yanına gitmiştim. Hı-hı. Yerine gitmiştim daha doğrusu. İyileşti. İyileşme süresi de bayağı gecikti hani. Sen uzun uzun öğretmenlik falan yaptın yani. Kanka bayağı bir 5-6 ay falan yaptım yani. İyi iyi. Sınav yaptım lan çocukları daha ne yapayım. Nasıldı okumak? Kopya çekenleri yakaladın mı? Oğlum yakaladım da. Söyleyemedi bana özelden söylersin. Yok lan ya aldım kağıtlarını şey yaptım hani mesela iki soru yapabilmişse kopya bile çekse 20 puan verdim. Öğretmenim canım benim canım benim. Kanka hala arayıp soruyorlar hani düşün. Çok vakit geçirmediğin öğrencin belki 5 yıl sonra bile arayacak. Öyle düşün. Yani abi. İlk başta dediğin gibi ya çok çok iyi çok önemli iyi. Olan iz bırakabilmek, etkileyebilmek. Ben zaten arada konuştuğumuzda söylüyordun ya çok seviyorlar beni falan diye biliyorum yani oradan da biraz. Vay be. Sonra ne oldu? Kanka, şimdi KPSS'sin. Şöyle söyleyeyim. Ya şöyle bir tane daha okulda iş buldular bana. Hani eski okulun müdür yardımcısı dedi istiyorsan git eksik var orada da coğrafya öğretmeni yok. Bir şey düşündüm hani KPSS ile beraber gider mi gitmez mi? Sabah 9'da kursa gidiyorum, 1'de çıkıp okula gidiyorum, akşam 9'da eve dönüyorum. Çalışamıyordum açıkçası pek. KPSS kursuna gitmenin bir anlamı olmuyordu. Geçen seneki gibi olacaktı, biliyorsun zaten geçen seneyi. Ben de dedim bari bırakayım. Hani aylık 1000 lira kazanacağımı, 1200 kazanacağımı atandıktan sonra 3-5 kazanırım. Yani çok önemli değil paralar tabii, önemli olan keyif alabilmek de. Öyle yani, KPSS çalışıyorum şu an. Yine gitti senin. Yine dondu. %10'a düştü Uğur, haberin olsun. Bir şey olmaz ya. Vay be Samet. Kanka daha merak ettikleri varsa sorsunlar. Yani Instagram adresini biliyorlar. Yorumlarınız da açık. Sana da sorabilirler. Sen de ulaştırabilirsin. Ha, yorum da olabilir. Çok yorumlara bakmıyorum açıkçası. Dürüst olmak gerekirse ama. Ya bu video yayınlandıktan sonra ikinci saatte, üçüncü saatte bakarsın işte abi. Ne olacak? Tamam. Yok yok yani tamam. En çok şeyi merak ediyorlardı zaten. Pil seviyesi düşük arama bir süre sonra kesilebilir. Yok şu an %5'e düşük. En itibariyle şey geliyor işte yani. Samet ne yapıyor, Samet ne yapıyor, işte nerede, nasıl, Bursa'da hani. Ve biraz öğretmenlik Samet yapıp Bursa'da. Biraz KPSS çalışıyor işte ne yapsın. Ya biraz da semtte takılıyoruz işte falan. Az önce biri geçiyor bakıyor böyle, o kim? Nereye gidiyor, hangi eve girdi? Bütün arkadaşları da askere gitmiş falan. Tek kalmış orada. Evlenenler de var. Evlenmişler. Herkes çoluk çocuğa. Çıkmıyorlar oğlum ya. Çıkmazlar vallahi. Abi evlendikten sonra. Kusura bakma yani. Öğrenci evi değil. Haklılar oğlum. Sorumluluklar çok ağır gelmeye başladı. Alışkın değilim biliyorsun. Olsun çok. Araba kazanmana hala inanamıyorum. Oğlum bütün şansımı arabada kullanmışım ya. Sana büyük ihtimalle hayattaki tek şansın oradaydı. Deneme sınavlarına giriyoruz. Normalde hani iki şık arasında kalıp sallarsın doğru çıkar ya. Hı hı. Ki benim çok yüksekti o. Hani 10 soruda o yapıyorsam 8'i 9'u doğru çıkıyordu. Allah'ım denemelere giriyorum. İki şık arasında kalıyorum. Hep yanlış. Hep aa. Ama yani. Bütün şansmaz kalmadı yani. Bak. Bak. Samet'inde geçen birisini gören Samet. Aa ekranlarım karardı. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. O zaman kendine iyi bak Samet. Teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Sen de Uğur Allah'a emanet olun. Sen de sabahtan akşama kadar sohbet edebilirim. Ama gelen sorulara göre yapalım kanka, onu. Kanka ben de derim. Ama tamam kanka yine çekeriz olmadı. Hani
sıkıntı yok. Biliyorsun yani. İstanbul'a geleceğim zaten bu arada. Güzel. İstanbul'a geldiğin zaman görüşelim. Aynen. Görüşelim. O zaman da çekebiliriz. Gökhan'a gideriz. Tamam kanka gideriz. Tamam. Kalacağım zaten 2-3 gün. Ah süper. Konuşuruz ederiz. Sağ ol, var ol. Kendine iyi bak. Tamamdır. Seviliyorsun. Konuk olduğun için de sağ ol. Herkes kendine dikkat etsin. İnsanları hayattan soğutmak istemiyorum. Zaten dertlerimizi anlattık bir dünya. Allah'a emanet. O zaman görüşürüz Samet ve kapanışa geçiyoruz. Bir sonraki hadi videoda... tamam dur kapatalım, sen orada bekle beni izle, tamam, tamam mı? Tamam, tamam hadi tamam. Kapatma sakın tamam. Kapatma, bütün konuşmaları açığa çıkar beraber. Tamam. Çünkü biliyorsun alt taraf WhatsApp şu anda. Ha tamam yani, evet okey. Bir sonraki videoda Enes'e ulaşabilirsem Enes'i konuk alacağım. Enes çok yoğunmuş. Bilmiyorum, bugün işte tweet attığını gördüm. Yaşadığına kanaat getirdiğim için mutlu oldum öncelikle. Destek verdiğiniz için de çok sağ olun. Sonraki güzel videoda görüşürüz. Beğenin. Samet'in hayatı böyle devam ediyormuş. Siz sordunuz, biz yapmadık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Adam duruyor.